Merhaba arkadaşlar. Yeni bir VR bölümünde Open Brush'la sizlerle birlikteyiz. Bu sefer garip garip canavarlar yapmak istiyorum. Sahnemizde hatta böyle biraz daha büyük canavarlar olsun diye ölçeği ben şöyle küçülteceğim ki hani yaptığımız zaman daha da büyük bir şeyler ortaya çıksın. Aşağıdan bakalım canavarlarımıza. Geçen sefer biraz daha kendimizi kısıtlamıştık. Bu sefer çeşitli fırçaları kullanırız diye düşünüyorum. Şu Lofted güzel bir şey gibi geliyor bana. Şöyle biraz boyutunu büyütecek olursak fırçamızın ya özelliği ne böyle dört kenarı olan bir e, çizgi yani hani bunun özelliği bu sanırım. Uzu, zıt, <laughs> uzayıp gidiyor ve bununla şöyle daha küresel şeyler yapabiliyoruz. Işıktan etkileniyor. Gece gökyüzü var şu an havamızda ve bununla herhalde mesela böyle e, suratvari şeyleri daha rahat yapabiliriz gibi geliyor bana. Onun dışında madde hal, yani konveks hal bir kapalı şeklin içini dolduruyoruz biz. Ben elimi orada burada gezdirdikçe. Yani birden fazla şekil. Kabasını, canavarın kabasını bence bununla yerleştirmek uygun olabilir gibi geliyor. Nasıl bir canavar olsun? Şöyle yeşilimsi renkleri kullandığımız bir şey olabilir gibi geldi şu an. Hani Önce şöyle bir vücutla başladım bence nasıl bir vücut olsun. Şu tarz bir şey. üstünü kaplayacağız zaten. Ondan sonra omuzlar için parçalar bir canavar pozu vermiş olsun hatta böyle. Çok yukarı gitti. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> gibi bir ses çıkartarak belki canavarımız şey parmaklar biraz daha detay olduğu için bununla yapmayayım şöyle bir ikinci eklem parçası yapayım sadece. Canavarın poposu olacak mı böyle? Bir, parça şöyle alt kısmı ayrı koymuş olalım olmazsa. Ve yapacaklar. Biraz daha dinamik bir poz olsun. Aslında bunu çevirse miydim birazcık? Çevirelim. <laughs> Çevirebildiğimi göreyim. Çevirebiliyor muyum bakalım? Her şeyi küçültelim. Her şeyi seçelim. Tık 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 tık. Ve birazcık Öne doğru eğilsin canavar. Tamam herhalde. Şu parçayı belki bir miktar şöyle mi yapalım? Olabilir. Kollar da çok aşırı simetrik olmasın. Bir tanesi şöyle baksın mesela. Olur. Gelelim fırçamıza tekrar. Heh. Fırça şeklinde olan fırçamız. İki adet bacağa ihtiyacımız var. Bir bacak, iki bacak. E, diz eklemi Biraz zemine e, geldik. Şimdi şöyle yapalım. Adamımızı seçip biraz yukarı taşıyayım. Vup. Vup. <laughs> Şurası zemin. Buranın aşağısına gitmek istemiyoruz. Şöyle bir boy belki yeterli olabilir. Ondan sonra tekrar fırçaya geleceğim. Fırça ortada. Tamam. <laughs> Onu aklımda tutayım ben. Bu ne? Bu fırça değil. Şu fırça tamam. Yamuk bir bacak oldu. Şöyle yapalım. Bu taraftan yaparsam daha rahat yaparım belki. Vup. Ve vup. Gibi. Oh. <laughs> Gerçek boyutuna geldiğinizde şöyle olur. Yani ben böyle bu zemini yere koydum diyelim, Abo diye <laughs> bakacağım canavarımız yukarıda olacak. Belki hızlıca bir sahne gibi bir şey yapmaya da çalışabiliriz ama çok da uzun yapmak istemiyorum. Çok insanvari <laughs> boyutlarda bir canavar, ölçülerde bir canavar oldu. Daha doğrusu bir, biraz robotumsu bir şey belki. Derinlik algısını kullanarak kendime de yaklaştırmam lazım tabii ki fırçayı oynatırken çok da insan olmasın diye biraz böyle whoop, timsahvari özellikler eklemek ister miyiz ekleyebiliriz aslında neden olmasın çenesi bir miktar büyük oldu yalnız şöyle bir şey yapayım bu tarz bir şey mesela belki olabilir. Temel olarak e, bir şey yaptık. Bakalım. Sonra detaylara geçelim. Şimdi üzerinde tabii her şey yeşil olmasın. Bazı farklı renkler olsun. Belki mekanik bir parça vardır. Mesela şu bir omzunda mekanik bir parçası olsun canavarımızın. Oraya bağlı kablolar, aksamlar ekleriz. Çünkü kablolu bir şey de var. Onu kullanmak istiyorum ama canavarın kuyruğu olmalı bence. Canavar e, olmasındaki Temel şeylerden bir tanesi kuyruğu. Bununla yapsam daha iyi olabilir. Vup şeklinde uzanıp giden bir kuyruk. Şöyle arka kısımda birkaç kat üzerinden geçeyim ki daha kalın e, timsah gibi bir hissiyatla ilerliyor olsun. Hatta bu fırçayı almışken birazcık kas ekleyelim canavarımıza. Şu an hani çok kaslı değil bacakları özellikle. Kabasını yapmıştık sadece. Aşil tendonları falan ekleyelim. Şöyle. O da biraz garip oldu. Ha şuna basarsam son aracım oldu değil. basılı tuttum herhalde tamam. Bir önceki araca dönme gibi bir şey. Gerçi belki renk almanın hızlı bir yolu vardır. Onu bilmiyorum ama. Ona bakarız sonra. elleri yapacağız demiştik yapalım bir parça daha küçüğü. Dört parmak. Genelde canavarlar. Çizgi film canlıları dört parmaklı olur. Şimdi biraz yüze bakalım olmazsa. Yani yüz böyle pek detaylı değil. Biraz detaylansa iyi olabilir. geri aldım. Şu hacmi böyle daha iyi. Versek daha iyi olabilir. Kafanın bu kısmı belki biraz daha şu öne çıkabilir. Kafatasını büyüttük. biraz saç gibi oldu tabii. Kulakları olsun elbette. Ama önce şuraları yapalım. Ağzın içi için farklı bir şey istiyor muyuz? Farklı bir renk ve dişler kullanmak iyi olabilir ağzın içinde. Hatta şöyle bir şey yapalım bence. Daha etsi parçalar. Ağzın içinde şöyle hani kaslar gibi olur ya. Ağzı açınca yandan gözükür. Canavarlarda daha vahşi bir hava oluşturmak için kullanılabilir. Ağzın içi için de koyu bir renk isteyeceğim herhalde. Şöyle daha da koyu hatta başta şöyle bir zemin. Gerçi biz aşağıdan bakacaksak ağzın içini çok göremeyebiliriz ama olsun. Farklı yerlerden bakabiliriz. Ne biçim bir renk aldım ben ya? Oha ışıktan dolayı beyazlar böyle gözüküyor tamam. Gece ışığı seçtiğimiz için biraz morumsu. Aşağıdan yukarı yapsam daha iyi herhalde hareketi. Bence bir dişleri biraz sarımsı yapalım ki o kadar parlamasınlar. Alt dişler için de tam ters yönde. Yukarıdan aşağı yapıyorum hareketi ki. Diş oradan çıkmasın tabi. de dile ihtiyacımız var. Tehditkar bir dil. Hafif kertenkele özelliklerine sahip bir canavar bu. Aşağıdan bakınca nasıl ooo falan diye bakacağız böyle işte. Biz hala yeterince zeminde değiliz. Gerçek zemine getirirsek böyle bir canavar olacak. Tabi o kadar büyük <laughs> bakmasak da olur. Şöyle bakarız belki. Kertenkele adam şeklinde gelir. Canavarın gözlerini yapalım göz için de farklı bir fırça kullanayım. Tune çizgi film fırçası belki göz için iyi olabilir çünkü bu fırça şey yapıyor böyle içinin dolgu alanını düz bir renk yapıyor. Kenarları böyle çizgili oluyor. Tam aslında bir göz için arayacağınız özellikler bence. Dişler için de olur muydu? Aslında dişler için de iyi bir fırça olabilirdi bu belki. <laughs> Arada bazı dişler ama bu sivri bir fırça değil işte öyle bir sıkıntısı var bence. Yani hareketi bitirdiğimizde sivri bir uç oluşturmuyor. Sevimli bir canavar oldu tabi. <laughs> Sevimli canavarlar. Peki böyle bununla kenarlara kaş falan yapsam nasıl olur? Böyle mesela. Yüzüme dokunma. Canavar yüzüme dokundu. Böyle bir şey olabilir bence. Neden olmasın? Bir iki ışığın daha güçlü çarptığı noktada olan hareketler olabilir bunlar. Ama robotun daha doğrusu canaverin üzerinde robotsu parçaları olacak demiştik. Sadece şu kol ünitesi gibi bir şey koyduk. Ee, onunla sınırlı kalmayalım elbette. Ama ben biraz daha şöyle farklı bir fırça alayım. Yine şu madde Allah bir şey yapabiliriz bence. Şurada arkada bir zırh ünitesi parçası olsun mesela. Hani şu koldan takılmıştı. Ama bir de bunu daha sıkı takması için üzerinde bir askı olabilir. Nasıl bir askı olsun? Şöyle bir askı belki. Buradan geliyor. Böyle etrafını kemer gibi sarıyor. <laughs> Bu tarafta saramamış. Bu tarafta da sarıyor olsun. burasıyla alakalı bir parça. Bir yandan şuraya da bağlı olsun. Ve şurada birkaç farklı renk kullanalım bence. Burada hatta metal bir parça varmış. Kılıçla yan taraftan gelen darbelere karşı korumak için. Şöyle, mesela olabilir. Zırhın ön ön koruması yok. <laughs> Çok büyük bir hata ama asimetrik bir parça yapacağız diye böyle yapmış olsunlar. Başka nasıl bir şey ekleyebiliriz diye bakınıyorum. Böyle e, hani üstüne kıyafet giydirince altı kıyafetsiz gibi kalmasın diye belki altına bir şeyler yapabiliriz. Ya yani şöyle bir yırtılmış belki biraz hani renkler de Hulk vario oldu ya. <laughs> bu böyle bir laboratuvardan çıkmış bir mutant olacaksa eğer altını giysin. <laughs> Şuradaki hani yırtılmış gibi olması güzel bence orayı korumak istiyorum yırtılmış şekilde ee, şurada açıklık kalmasın. <laughs> ha şöyle biraz dalgalanan parçalar rüzgarla olabilir. Böyle efekt tarzı şeyler güzel yapılıyor bu tarz fırçalarla. Daha zaten daha da küçültemiyorum sanırım öyle mi? Tık. Evet dinozor uzun boyunlu dinozor boyutundan sonra daha da küçülmesi mümkün değilmiş. Buraya bazı parçalar yapalım bence. Hatta değişik şeyleri kullanalım. Shiny hal bize mesela daha parlak bir şey sunacakmış parlak, biraz kristalvari duruyor aslında. Bununla güzel kristal yapılır hatta. Bunu daha küçük bir parça olarak yapalım ama bence. Disko şöyle bir şey. Yanar dönerli, hareketli şeylerden ama bu, bu canavarda onu kullanmak pek istemiyorum. Komet e, böyle bir şey sunuyor bize. Aslında bunu diye bir alev atmak için kullanabiliriz. Onu en son sahneyle beraber birleştirirken mi düşünelim acaba? Yoksa şimdiden hafif şöyle bir şey yapmak ister miyiz? Ama çok ocak gibi oldu bu da. <laughs> bir de flame diye bir şey var mıydı acaba? Bakınıyorum. Şu petallar çok güzel bir e, şekil. Yerde çimen falan yaparken bunu kullanırız diye zannediyorum zaten ama bir göstereyim şöyle. Vup diye. Siz yukarı hareket ettirdikçe ilerleyen bir ot. Şöyle yukarı aşağı da yapabiliyorsunuz. Hani aşağılarda yukarılarda ayrı bir şekle geçebiliyor şey olursa. Şöyle çok kesilen bir noktadaysa. Değilse de böyle bir şeyler. Belki de bunun bir çimen <laughs> gücü varmış. Doğanın ürettiği bir canavar. Gekko diye isim var. Gekko diye bir oyun vardı eskiden. Ondaki şeye benzet. Şöyle zeminiyle beraber. Ama e, ellerde belki daha tehdit. Şununla da. <laughs> Bunun da bu arada böyle pençe olabilir. Güzel pençe yapmak için kullanılabilir bu. Noktalar var. Nokta led ışıkla süslemek istersek chromatic wave cızıt. Şöyle led ışıklar var. Tık 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 yanıyor. Bu canavarın temasına uymaz bence. Ama şu neon pulse vuz vuz aralıklarla giden bir şey ve bunu şey yapabiliriz şöyle yani üzerindeki ekipmanın bazı parçaları bu tarz işlevlere sahip olabilir bence. Böyle geliyor. Hatta şunu öbür yana yapsaydım daha iyiydi herhalde şöyle. Ya böyle bilgisayarlı bir şey varmış. Oradan güç akışı oluyor. Burada da böyle bir başka bir şey yapıyor. <laughs> şey hissiymiş o <laughs> yürürken adım sayacağıymış canavarın Bir yandan da şöyle bir şey olsun bence bundan da kan gidiyormuş. Oh, kalbinden çıkıp buraya ve kirli kan da geri dönüyormuş falan. Bu parça sayesinde hani <laughs> devleşmiş olan bir mutant Baloncuklar var <gülüyor> diye <gülüyor> baloncukları bize atmak isterse. Hiper renk cümbüşü. Bu değişik bir şey aslında. Güç dalgaları aslında böyle bir manyetik alan falan oluşturup ıı, taş yağdan bir şey yaparsak bunu kullanabilir. Elektrik var ama çok abartı bir elektrik mi? Biraz küçülürse nasıl oluyor? Yine de. Yine de abartı kalıyor sanki bu elektrik böyle. Elektriğimsi bir renkte de mesela aynı mı? Evet, çok açık renk özellikle. Yani koyu bir renk yapsam bile açık renk olarak karşımıza çıkıyor. Şu ıı, karalama hareket ediyor sağa sol titreşen bir ıı, kalemizi. Böyle bir şey var. Bunu böyle belki şey yapabiliriz. Hani canavar daha e, yıpranmış bir canavar olacaksa eğer üzerinde bu tarz izler olabilir. Biraz şey küçültürsem daha herhalde oraya buraya bu tarz izler koyabiliriz ve olabilir bence bu hani kullandığımız bir şey olsun. Canavarın bu kadar pürüzsüz olmaması ve bir doku sahibi olması için yaptığımız bir hareket. Nasıl? Fena değil. Olur. Kafasını aşağı çevirsem miydik aslında? Şimdi çevirebilir miyim acaba? Deneyelim bir. Seçim dedik. Buradaki ıvır topluyorum. Seçtikçe yok oluyorlar ki hani seçtiğimi algılayabileyim yoksa üç boyutlu şeyleri seçmek biraz sıkıntı. Şöyle aşağı baktı. İyi mi bakalım? Ben böyle aşağıdan bakarken kafasını daha rahat görebileceğim. Bu sayede. Şöyle bakıyorum. İnsan boyutuma gelirsem böyle bir şey göreceğim. Olur herhalde. Daha da mı aşağı baksın acaba diye düşünüyorum da o zaman da çok mu aşağı bakmış olur. Ben insan boyutumdayken öyle Peki böyle canavarın üstünden bakan daha güçlü biri olursam da böyle göreceğim. Olur herhalde. Hı hı. Onun dışında bir adet de duman fırçamız vardı. Bunu bir yerde belki kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani bununla ateş yapabilir miyim? Daha çok <laughs> diye öksüreceğimiz türden bir duman gibi mi oluyor yoksa? Daha çok duman gibi. Adı üstüne zaten duman fırçası. <laughs> ama ember ateş. Bununla ateş yapabilirim ama çok mu Minecraft ateşi ve çok mu küçük? Daha doğrusu bu e, şey hani bu küçük e, ateşin fırlayan şey. hani Fire. Tamam fire var. <laughs> Fazla iki boyutlu bir ateş ama tamam. Bunu hallederiz herhalde. Bu olabilir bence değil mi ateşimiz? Yani şöyle birkaç tane farklı farklı çevirerek yaparsam bu da bir ateş tuzağı gibi gözüküyor ama. bu <laughs> Şöyle bir şey olur herhalde. Olabilir. Yani elemiş olmayalım baştan. Farklı renklerde nasıl gözüküyor? Mavi alev. Yani ateşi ben burada biraz koyu mu tutmalıyım onu biraz çözmeye çalışıyorum. Bunlar biraz fazla parlak oluyorlar. Fazla neon vari oluyorlar. Sarı ateş olabilir aslında. Değişik elektrikli bir ateş olur. Ama biraz fazla iki boyutlu o biraz beni şey yaptı galiba. Şöyle bir şey nasıl olur? Ya da alev püskürtmesin. O da olur ıslak boya. Böyle biraz birbiriyle karışacak gibi gözüken bir boya çeşidi. Bence bu canavarda şöyle bir şey olabilir. Dikenler. değil mi böyle biraz dinozor havasında neden olmasın bir de kulak niyetine bir şeyler olsun bence şöyle ve böyle ama ya da şöyle mi belki ama gerçi kertenkele gibi oldu ya onu da kertenkelenin kulağı olmuyor aslında yani içsel bir noktasal kulağı oluyor daha çok Şöyle ufak <laughs> dişleriyle ilgili canavarın bir düzenleme de yaptık. Yanında binalar falan yapabilir miyim acaba? Onu bir düşündüm. Şöyle gri tonlarda falan. Yoksa çok böyle taş gibi mi gözükecekler? Taş gibi gözükseler ne olacak? Bir sürü pencere yapmam gerekecek ama mesela. Acaba kopyalayabiliyor muydum? Kopyalayabiliyordu olabilirim belki. Bir şeyleri. Ya yani mesela selection dedim. Seçtim diyelim. Seçmedim. Pardon. Selection dedim. Seçtim dedim bir şeyleri. Repaint, flip, ee, kopyalamak için ne yapmam gerekiyor? Daha önce hiç kopyalamadım burada. <laughs> Belki de olmuyordur. Model pin başka bir şey değil mi? Ne yapıyorum? <laughs> Neyse o bilmediğim bir şey. Kopyalamak için ne yapabilirim acaba? Belki bir kısa yol gibi bir şey vardır. Yani bunu aldım. Ha, hold to duplicate selection. Böyle yapabiliyormuşum tamam. Yani bina yapsam o zaman çoğaltıp koyabilirim. <laughs> Peki bina yaptım onu yeniden boyutlandırma seçeneklerim nasıl olur? Yani transform tools ee, bu şey herhalde bunu kısıtlıyor hı hı. ikisini değiştiremiyoruz mesela bunu kitlersem boyutla ilgili bir seçenek göremedim orada şu guide'lar da değişik böyle bir şekil koyuyorsunuz mesela onun üzerine boyuyorsunuz falan şu an seçim aracındayız tabii. Kapamak istiyorum. Guide'larımı kapamak istiyorum. <laughs> ah. <gülüyor> tamam. Şöyle mi kapatacağım? Hepsini sil gibi bir şey. Neyse gözükmemeleri yetiyor herhalde. Hep aynı bina gibi olacak yaparsam. Onu istiyor muyum istemiyor muyum diye düşündüm. Ha geri alabilirim. Doğru ya geri alarak da şu az önceki olaylardan kurtulabilirim. En son bu noktadaydık. Fırça. Tamam bir bina yapalım. Bir tane düzgün nümsü bir bina yapmayı deneyeyim. Bir küpümsü bir şekil. Üzerine pencereler yapacağız. Gece olduğu için pencerelerin sarı gözükmesi lazım. Bir kural. Peki hangi fırçayla yapmalıyım pencereleri? Şimdi hani yağlı boya falan dersem olur aslında. Neden olmaz? Böyle bir şey yapabilirim. Şu light vardı. Light nasıl? Yok çok parlak. Bu yağlı boya iyi herhalde ya. Şöyle bir boyutta mesela. Her pencereyi özenle elimizle boyamış olduk. <laughs> Genelde böyle binalarda fark etmişseniz <laughs> giriş katı yoktur. Orayı atarlar. Ha tabii kenarlarını falan yapacak mıyım ben? Böyle mi olacak? Öyle olabilir ya neden olmaz. Sadece tek taraftan bakarız. Çok taraftan bakmayız. Şimdi bunu seçeceğim. Sonra bunu kolaylık olsun diye gruplayacağım. Sonra taşımaya başlayacağım. Ha şöyle büyütüp küçültebiliyorum tabii taşırken. Bunu zemine koydum. Çoğaltmak için şuna basıyorduk. Uzun basıyorduk. Hı. Pardon o deselect moduna girdim. Onun değil. Select. Seçtim. Dur bir dakika. Seçtim. Güzel. İlk adımım tamam. Değil mi ben neye uzun bastım da şey oldu ya? <laughs> Deselek moduna geçiyor. Böyle. Hala seçim modundayım yalnız. Hani taşırken gerçi arkaya basıyorum. Peki demin nasıl yaptım ben? Acaba şey mi dur onu test edeyim. Bir şey seçtim. Seçmedim. Sildim şu an. Seçtim. Çoğaltmak için hmm, gruplanmamış bir parçama olacak dedim. Öyle değil. Peki buraya basarak değil. Buna geri basarak mı? O da değil. Seçtim. Deselek moddayım. Onu istemiyorum. Demin bu tuşa basarak yaptım gibi düşünüyorum ben. Başka neye basmış olabilirim ki? Buradan basmadım. Bu değil. Seçilirken. Acaba buradan da transform falan demedim. Ne yaptığımı unuttum iyi mi? Ya da demin çıktı şimdi çıkmadı gibi bir şey mi? Flip var, grup var. Repaint var. Flip istemiyorum. Acaba şöyle mi oldu? Seçtim. Taşırken mi? Bastım. Yo. Bize demin söylemişti. Şuna basarak. <laughs> Buraya bakarken mi dedi? Yo. Ha şimdi bir şey değişti mi? Yo değişmedi. Bakın parmağımı bir şeyin üstüne koyarsam o yanıyor. <laughs> Elime falan bakıyorum. Çizimi bıraktık. Nasıl yaptıydım onu bulmaya çalışıyorum. <laughs> Şu an bir şey seçildi değil yalnız. Seçtikten sonra olması lazım. Neyse. Tek bina olsun. Bulamadım. Nasıl bulamam ya? Dur. <laughs> deyip de kendime şey yaptım. Buna kısa bassam olmuyor. Buna basılı tutarken bir şeye bassam olur mu? Yok hala desedek modundayım. Boyutu falan kitleyebiliyoruz herhalde. Şurada çıkan şeyle. Neyse onu çok da üstüne gitmeyeyim madem. Acaba dur başka bir şeyle mi olduydu o? Model pin değildi değil mi? Model pin tam olarak ne yapıyor acaba? Tık. <laughs> Buraya bir işaret koyup belki bir şey hatırlatıyor bize. Evet başka da şey göremedim. Neyse başka şey yapalım. Şu guide settingimiz burada kalmış. Şuradan mıydı? kapadık kapadık. Tamam. Ee, bir tane binamız var. Bir tane binada yetebilir herhalde. Normal ölçekte şöyleyiz. Etrafa küçük adam gibi bir şeyler belki yapmak isteyebilir miyiz diye düşünüyorum. Şöyle, ama kopyalayamadığım için de kopyalamanın nasıl olduğuna bir bakayım ben sonra. Şunu alıp bunu taşıyabiliyorsunuz diyor. O ayrı bir şey. Aa. <laughs> grid ayarları değil. Snip ne yapıyor? Ma İçe tıkır tıkır yapıyoruz. Hmm, parçaları siliyor gibi bir şey yapıyor bu. Değişmiş. Geri alamıyoruz Alıyorsun. <laughs> alamıyoruz sandım ama baya çok hareket yapmışım tamam. Snip'le de değişik bir şey yapıyormuş. Bu ne yapıyor? Ha bu şey çizerken falan dik çizmemizi sağlıyor herhalde. Kendimizi taşıdığımız şeyler var. Ha rengi değiştirebiliyoruz o değişikmiş. Güzel bir seçenek aslında çünkü rengi değiştirmek isteyebiliriz bazen. Şu highlighter bir şeylerin da değiliz dur. Bir şeylerin üstünü boyamamızı sağlıyor böyle. Daha doğrusu senin highlight. Şöyle mesela koyu olursa daha şeffaf biçimde bir şeyin üstünün rengini değiştiriyoruz. Bak şey bazen bina kenarları falan gibi ışığın geldiği alanlar gibi falan şeyleri şöyle yapmak için çok beyaz olursa anlamı olmuyor tabii. Daha şeffaf olması için tam beyaz olmaması lazım. Bir adam gibi bir şey yapmaya çalışıyorum Adam gibi yapalım artık falan gibi oldu. Şu Loftus şey için fena değildi. Şöyle bir adam gibi bir şey. Gece ışığından dolayı yalnız <laughs> beyazlar ne kadar fazla etkileniyor şeyden. Işıktan. Adeta bir mor oluyorlar. Yerin dibine girdim bu arada. Yer burada. Aşağıdan bakarsak böyle oluyor. Bu adam birazcık büyük. Birazcık da şey. Fazla havada. Mesela şöyle falan olması lazım. İnsan boyutundayız. Normalden biraz küçük bir insan olmuş olacak o yüzden. <laughs> Bu da ne böyle diye canavara bakan bir insan belki. Huuu diye. <laughs> ya da belki silah vardır savaşmaya çalışıyordur canavarla. <laughs> Mavi pijaması şey ve tulumuyla gelmiş bir insan herhalde bu. Göz için yine Tuğ'una gidelim bence. Ve bir beyaz seçelim. Şehrime nasıl saldırırsın? diye kızmış. <laughs> Biraz saçı da olsun. Kablo çılgın saçlı. Renkler falan birazcık bu adam için Tivinson vali oldu. Onda bir remake geliyor birinci oyun için sonra ikinciyi de planlıyorlar. Başta böyle çok, demosu var. Demo, gerçi demosu 3'üne kadardı herhalde. Gerçi Steam'i internete falan bağlamazsak hala oynayabiliyoruz mu? Ya da indirdiysek belki hala oynayabiliyor olabiliriz. Başta böyle hani şey görüntülerinden bakınca çok iyi olmayacak gibi gelmişti ama oynayınca güzel duruyor bence. fotosımızın geri kalanını da yerleştirelim. Bu arada parmağımızı basma şiddetimize göre hani fırça şeysi falan olur ya böyle onun gibi. Yani daha az basıyorum. Daha çok basıyorum. Ona göre aslında bir e, değişikliği oluyor fırçaların. Güzel bir şey o da. Bu adamın da farklı renkli yerleri olsun. Çizimleri mormuş mesela. Bu fırçayla olmuyor ama dur. Başka bir şey seçelim. Burada şu madde hal işe yarar bence. İkincisini ayrı bir parça olarak koymam gerekiyor ki şey olsun. Kocaman bir <laughs> üçgen olmasın. Yemik daha küçüksü bir adam ama olsun. Bunun parlağıyla silah yapabiliriz belki bu adam. Silah da çok beceriksiz tutuyor ya. Yani. <laughs> diğer eli şurada olsa daha iyi herhalde. Oraya alırız diğer elini. Silah üzerlerinde bulunan çeşitli parçalardan oraya buraya şuraya So diğer elimizi de şuraya taşıyalım. Şunu alıp tam taşıyayım. Ya da onu sileyim. Hup, onu sildik. Az mavi olacak. Çok mavi oldu. Şöyle bir renk. Bunu da öne taşıdık. Sinirli bir e, <laughs> şehir sakini. Gelmiş ve canavarı ateş etmeye çalışıyor. Bir sır çantası olabilir belki. Biz arkadan bakarsak adama böyle bir anlamlı bir şey olsun orada diye İnsan boyutumuza geri döndüğümüzde böyle bir şey adamı alıp biraz daha ateş edecek kıvama getirebiliriz yukarı baksın değil mi aşağı ayağını ateş etmeyeceksin ki sen İşte ne var ne yoksa seçtik. Biraz şöyle yukarı doğrulttuk. Figürümüzü biraz daha dinamik hale getirmek için Ama Şu tek parça şöyle Böyle bir iki şeyini Değiştirelim Daha aktif bir poz sahibi olsun So buradan buraya bir ateş çizgisi gibi bir şey çizmeye çalışsam ne kullanırım mesela acaba? Komet olur mu? Olabilir aslında sanki alev makinesiymiş gibi de oldu öyle yapınca. Ya yani böyle. Ateş etmeye çalışıyor gibi olabilir. Şu light nasıl olur orada onu denemek istedim. Böyle bir ışın şeklinde de olabilir aslında. Bu biraz hani enerji silahı gibi çünkü. Şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Mesela böyle bu ikisi arasında çizmek istiyorum. Tam buraya ya da isabet etmemiş. Şöyle geçmiş gitmiş bir şey mi? Şöyle mesela böyle bir şey çizmek istedim diyelim. Ama çizemedim. <laughs> Dur geri aldım. İkisini birleştirdim. Şu sağ parmağıma da basacağım mı? Yok değil. Nasıl çizeceğim? Dur. Bilemedim. Bir yolu vardı. Ama yanlış yapıyorum. <laughs> Neyse ya elle çizelim gitsin. Dermiş geçmiş o zaman. Öyle mi? Sanki bu adam şöyle atış ediyor daha çok. Şşt. Iskalamış yani. Belki kuyruğuna gidecek ama. Canavarsa varsa alep üskürsün. Fire. <laughs> Tabii büyük olması lazım. <laughs> diye. Ama çok mu yapmacık? Çok yapmacık bir aleve benziyor bu bence duman üflese zehirli duman üfleyen biri olabilir mesela belki o zaman. Mesela olur mu? Bakalım. Zehirli duman üflüyor. Olabilir aslında. Ama biraz daha koyu yeşil olursa olabilir gibi. <laughs> Ama bu duman da Diğer gibi şey yani. Fırçanızın ne kadar açık koyu olduğuna çok umursamayarak daha çok şey yapıyor. Aydınlığı korumaya çalışıyor. Ama ağzına falan böyle bir ışık olarak çıkması uygun oldu bence. Bir parça şöyle bir şey de belki yine katılabilir. Ama bunun Velvet Ink nasıl yapıyor böyle bir şey. Hmm. Splatter. <laughs> Komet belki burada da işe yarayabilir. Diye. <laughs> mesela ya da bunun tam tersi mi olmalı? Çünkü şöyle bir yerde daha büyük ulaştığı yerde ağzının içine gittikçe küçülüyor gibi. Ve burada belki ateşi olabilir. Şimdi ben biraz da şuraları yapayım. <laughs> ne alakaysa şimdi bunu seçmişken buraları yapayım dedim. Bunlar mutant çimmenler. Böyle binayı falan sarmışlar. Ele geçirmeye çalışıyorlar. Dünyayı son kurtarmaya çalışan adam da böyle ıskalamış. Hmm. Alev. <laughs> Şurası yanıyormuş. Attığı yer. Olabilir aslında attığı yer yanıyormuş. Şey gibi bu biraz çünkü... Nükleer bir aleve benziyor mesela şu yapınca. Çeşitli kenarları olan bir tekstür var ya ama... Yere yapmamışız ki. Yer burdu. Ee, böyle bakınca mesela insan boyutunda nasıl oluyor? Biraz saçma oluyor. Şu alev efekti çok iyi değil bence. Böyleyken daha iyi gibi geldi bana. Yıldızlar. Birkaç yıldız geriye serpiştirebiliriz. Şöyle mesela. Zıt. Fırça küçükken daha küçük yıldızlar mı yapıyoruz? Yoksa daha küçük bir alana mı yapıyoruz? Şöyle yaptığımız zaman. Çok saçma yıldızlar gibi oldu ama. Gökkuşa. düz düz. Kar. Nasıl kar? Yavaş yavaş yağıyor ama sonra yok oluyorlar mı? Yok yavaş yavaş geliyorlar. Aslında bu güzel olur. Kar olduğunu görmemiştim nedense. Karlı olmasına rağmen canavarın geldiği etrafı yaktığı bir gümüş. Kar büyüyor yalnız sanırım böyle fırçayı büyütürsem. Evet küçükken yapıp etrafa serpiştirip. Ama kar yağıyorsa <laughs> bazı yerlerde de kar birikmedi belki. kaç tane kar birikintisi koymak isteyebiliriz. Yeni yağıyormuş. Hava da güzel süzülüyorlar ha. Hatta kar için bence icing çok iyi bir fırça olabilir. Bu böyle kekmek yaparken <laughs> üstüne kreması için kullanılabilecek, kullanılabilecek bir fırça ama burada kar için olabilir. Kar ilk şuralarda falan mı birikecek ne olacak? Bak. Bizim adam kremanın üstüne çıkmış. Daha niye büyütüyorsun? Büyütüyorsam küçültüp şöyle yapmam lazım. Kremasını biraz daha büyük orandaki kremadan yapalım. Çatılarda falan böyle birikebilir. Buraya bir tane de kiraz koyabiliriz herhalde. <laughs> Çanavarın da kafasına biraz birikmiş mi? Ya da bu şekilde. Şimdi normal oranımıza dönüp şöyle bir bakarsak. Bence sanki artık bitti gibi normal insani boyutumuzla bu şekilde bir sahne yapmış olduk. Bu arada kaydederken şeyi göstermek isteyeyim. Kaydet dediğimiz zaman küçük bir resmini çekmemizi istiyor sahnenin. O da e, şey olarak kullanılıyor. Kaydımızın resmi olarak. Böyle baktığımız zaman mesela o resmi burada görebiliyoruz. Onun dışında şey var. Ne var? GIF olarak kaydedebiliyoruz bir yerden. Ha şurada aşağıdaki çemberde. Mi değil. Kamera patch değil, o başka bir şey. Bu değil. Ha kamera tamam. Buradan hem fotoğraf çekebiliyoruz. Değiştirip gif olarak mesela oto gif var böyle sağdan soldan çevirerek bakıyor ya da e, gif diyoruz kendimiz uf, uf, diye kaydedebiliyoruz. Sonra da kaydediyor falan. Kaydetti. Tamam. Şuraya bir ekstradan fırça darbesi koymuşum sanırım. O halde Başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir kere daha bakalım sahnemiz nasıl diye biraz küçülterek. Şöyle hiç canavarın gözünden bakmadık. Canavar acaba neler görüyor? Canavar olduğunuz zamansa şöyle şeyler görüyorsunuz. Çalıların arasından küçük insanlara basıp ağzınızdan üflediğiniz alevin e, <laughs> efektleriyle dolaşıyorsunuz. O halde başka bölümlerde görüşmek üzere